Merhaba Size de sanki son yıllarda savaşların sayısı artıyor gibi gelmiyor mu? Evet dediğinizi duyar gibiyiz. Bizce de maalesef durum bu. Bugün size neredeyse 2 yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan Ukrayna Rusya Savaşı ile ilgili ilginç bir detaydan bahsedeceğiz. Elinizde son derece sınırlı imkanlar varken dünyanın en büyük askeri güçlerinden birine kafa tutabilir misiniz? Mesela elinizdeki savaş uçağı sayısı 300 iken 4200 savaş uçağı olan bir ülkeye karşı ne kadar direnebilirsiniz? Ya da tank sayısı sizden 6 kat, deniz kuvvetleri ise 16 kat daha büyük olan gücü durdurabilir misiniz? Neredeyse imkansız gibi görünen bu tabloyu değeri 100 dolarla 5000 dolar arasında değişen dronlar kullanarak tersine çeviren bir ülke var desek Ukrayna'dan bahsettiğimizi anladınız değil mi? Gerçekten de nasıl oldu da teknoloji marketlerinin tozlu raflarından inen dronlar dünyanın en büyük askeri güçlerinden olan Rusya'yı bu denli zorlayabildi. Hadi gelin Ukrayna sahasına bu kez bir dronun gözünden bakalım ve insansız hava araçlarının harp sahasındaki oyun değiştirici rolünün izini sürelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ne zaman başlayacağından ziyade kaç saatte biter diye tahmin yarışına girilen günleri hatırlıyor musunuz? Ukrayna 72 saat dayanamaz diyenler 2 yıldır savaşın bitmesini bekliyor. Ne kadar acı değil mi? Aylardır hemen yanı başımızda bir türlü bitmeyen ve ne zaman biteceği de bilinmeyen bir savaş sürüyor. Ve olan yine çocuklar, kadınlar ve masumları oluyor. Şimdi takvimi biraz geriye saralım ve sizi savaşın ilk başlarına götürelim. Belki o günleri haklı olarak detaylıca hatırlamıyorsunuzdur. Ama şimdi bahsedeceğimiz kişinin mutlaka ama mutlaka aklınızın bir köşesinde kaldığına eminiz. Savaşın henüz ilk günlerinde hepimiz bir Türk Twitter kullanıcısının paylaşımlarına gülüyorduk. Ukrayna Büyükelçiliğini etiketleyen bu hesap size nasıl ulaşabilirim? açıktan yazamadım ve bu savaşın seyrini değiştirebilecek stratejilerim var diyordu. Hatırladınız mı? O zaman bu paylaşımla herkes dalga geçmişti. Ama günün sonunda bahsi geçen bu öneri Rusya-Ukrayna savaşının en belirleyici öğelerinden biri oldu. Temel olarak fikir şöyleydi. Marketlerde vatandaşlara satılmak için bekleyen ve nispeten ...küçük boyutlu yarı profesyonel on binlerce insansız hava aracı var. Bunlara el bombası ile molotof kokteyli kullanarak... ...Rus Sırlı Birliklerine kamikaze drone saldırısı düzenlenebilir. Durun durun. Biz de zaten bu yöntemin daha önceden farklı savaş alanlarında kullanıldığını biliyoruz. Ancak Ukrayna o süreçte tam olarak bahsi geçen öneriyi uyguladığı için... ...sadece küçük bir hatırlatma yapıyoruz. Şimdi işin magazin boyutunu bir kenara bırakıp... ...sizin de vaktinizi çok almadan meselenin özüne gelelim. Ama öncesinde küçük bir rica. Bu tür içerikleri size ulaştırabilmek için... TZT ekibi olarak inanın gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Doğru bilgileri size aktarmak, merak ettiğiniz sorulara yanıt aramak, özel dosyalar hazırlamak ya da şimdi yaptığımız gibi güncel dosya konularını anlatmak. Bunları yaparken yorulsak da sizin yorumlarınız ve desteğinizle tüm gücümüzü yeniden toplayıp yeni bir iş için kolları sıvıyoruz. Bu süreçte bizi en çok motive eden şey YouTube başta olmak üzere sosyal platformlarda abone ya da takipçi sayımızın giderek artması. Lütfen siz de tam da şu anda küçük bir dokunuşla kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yanlış hatırlamıyorsak 2022 yılının ortalarıydı. Ukrayna dronları bir anda savaşın gidişatında daha fazla, daha fazla ve daha fazla söz sahibi olmaya başladı. İşte o dönem röportaj veren bir Ukraynalı komutan, Rusya ile aramızda iki büyük savaş var. Biri topçu savaşı, diğeri de teknoloji savaşı demişti. Evet, teknoloji savaşı kısmına belki de çok fazla alt başlık giriyordu ama röportajın devamını okuduğunuzda aslında temel olarak bahsettiği meselenin dronlar başta olmak üzere Ukrayna'nın sahip olduğu insan savaş araçları olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyordu. Ellerindeki dronların ortalama fiyatı 2000 dolarken vurdukları Rus hedeflerin değeri milyonlarca dolara karşılık geliyordu. Bu gerçekten de dünyanın bugüne kadar şahit olduğu en dengesiz ya da terimi doğru kullanırsak asimetrik açıdan en ilginç savaşlardan biriydi. Takvimler 24 Şubat 2022 gösterdiğinde Putin'in imzası adeta bir bomba etkisi yaratmıştı. Rus birlikleri Ukrayna içlerine ilerleme emri verilmişti ve çok geçmeden bomba etkisinin yerini birbiri ardına ateşlenen gerçek bomba ve füzeler almıştı. Aslına bakılırsa Rusya ilk anlarda pek de fena ilerlemedi. Ancak ilk 24 saatin ardından sanki bir şeyler rayında gitmiyordu. Yolun ortasında korumasız bir şekilde öylece kalan Rus sırtlıları hatırlıyorsunuz değil mi? Lojistik planlama eksik ya da yanlış yapıldığından yüzlerce, binlerce Rus askeri hedeflerine varamadan çaresiz bir şekilde durmuştu. Rus askerleri marketlere girip yiyecek bulmaya çalıştı. Benzinliklerde şansını denedi. Ne yapacağını bilemeyen hallere dünyaya garip gelmişti. Ancak Ukrayna savaşın ilk başlarında öyle bir noktadaydı ki korumasız bir şekilde yolun ortasına duran konvoylar ya çevredeki askerlere karşı tek bir hamle bile yapamadı. Sonrasında işler yavaş yavaş değişti. Kabul edelim en büyük dönüşüm batı ülkelerinin sırf Rusya'ya zarar verebilmek adına Ukrayna'ya sağladığı desteğin bir anda büyümesi ve özellikle ABD'nin devreye girmesiyle oldu. Ukrayna için burada belki de en büyük kırılma noktası elindeki imkanları hızlı bir şekilde günümüze uyarlayabilmesiydi. Eğer batılı müttefiklerin uçak ve bekleseler çok geç olabilirdi. Sadece uçaklar da değil. Sonuç olarak düzünelerce Rus tankı ülkenin dört bir yanında dolaşıyordu ve bunun için de çağrı üretmeleri şart. İşte bu noktada önce sihalar devreye girdi. İlk etapta Rus unsurların püskürtülmesinde ve kimi stratejik saldırılarda çok da başarılı oldu. Ancak bu platformlar hem büyük hem nispeten yavaş hem de korumasızdı. Ayrıca düşürüldüklerinde yerine hemen yenisini koymak da pek mümkün değildi. Yukarıda size bahsettiğimiz Türk Twitter kullanıcısını unutmadınız değil mi? Ne demişti? Raflarda duran yüzlerce, binlerce drone ile Rus birliklerine zarar verilebilir. Evet, Ukrayna tam da bunu yaptı. Ama öyle bir yaptı ki bugüne kadar savaşlarda bir şekilde var olan droneların harp sahasının yeni altın çocuğu olmasını sağladı. Birkaç bin dolarlık dronelara önce basit, sonrasında ise nispeten daha gelişmiş patlayıcılar yerleştirdi. Aslında izledikleri yöntem basitti. Sonuçta Çinli bir drone üreticisi zaten dünyanın pek çok noktasında neredeyse tekel durumdaydı. Ukrayna önce kendi ülkesindekilerden başladı. Dronlar için özel birimler oluşturuldu. Sonra ülkeye drone ithal edilmesiyle ilgili savaş öncesinde hayata geçirilen tüm prosedürler kaldırıldı. Ülke bir anda binlerce, yüzbinlerce drone'a ev sahipliği yapmaya başladı. Şimdi hemen herkesin aklındaki soruya gelelim. Gerçekten de basit bir drone'u bu denli tehlikeli bir savaşçıya dönüştürmek bu kadar kolay mı? Düşünmeden cevap veriyoruz. Evet, aslında reçeteyi saklamıyor Ukraynalı askerler. Dertlerini anlatabilmek için bir dönem sıkça boy gösterdikleri batı medyasında bunu nasıl yaptıklarını herkesin anlayacağı şekilde açıklıyorlar. Ortalama değeri 2000 dolar olan ve herkesin ulaşabileceği bir drone'u kutusundan çıkarıyorlar. Bunlar 200 ile 500 gram arasında patlayıcı taşıyabiliyor. Şunu da ekleyelim. Aynı markanın biraz daha büyük modelleri de var. Onlar da 800 grama yakın patlayıcı taşıyor. Bombaları yapmak arka planda çalışan asker ya da sivillerin işi. Ukrayna'da bu işleri yapmak için 2014'ten bu yana sivil halka gayri nizami harp eğitimleri verildiğini aklımızın bir köşesinde tutmakta yarar var. Bomba yüklü dronlar hedefine daha net bir şekilde yönelebilmesi için kanatçık kullanıyor. Bunlar da ülkenin dört bir yanına dağılmış 3D yazıcılardan elde ediliyor. Şimdi az önce saydığım maddeleri onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce kez tekrarladığınızı düşünün. İşte Ukrayna'nın elinde çok çok fazla patlayıcı yüklü drone olabilmesinin basit, ucuz, hızlı tarifi. Aslında Ruslar en azından ilk dönemler için dersine pek de fena hazırlanmamıştı. Temel olarak Ukrayna'nın elindeki az sayıda savaş uçağı ve son dönemlerde envantere eklediği insansız hava araçlarıyla karşı atak deneyeceğini iyi analiz etmişti. Elektronik harp konusunda dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen Rusya, savaşın ilk aylarında Ukrayna hava kuvvetlerinin havadan karaya ve havadan havaya iletişimini engelletti. Aynı zamanda navigasyon ekipmanlarında da karıştırdı. Havadaki gözleri kör olan Ukrayna bu dönemde ciddi kayıplar yaşadı. Sabit kanatlı Ukrayna İHA'larının ömrü o dönemde 6 uçuşa kadar düştü. Rusya sadece İHA ya da SİHA'ları vurmak kalmadı. Onların yer kontrol istasyonlarını da kullanılamaz hale getirdi. Moskova ilk ayın sonunda hedeflerine giderek yaklaşıyordu. Tabii bu durum Ukrayna'nın topçu birliklerini de olumsuz etkiledi. Topçunun görerek atabilmesi neden önemli kısmına az sonra geleceğiz ama öncesinde görmeden attığında neler olduğundan bahsedelim. Hava araçlarını kaybeden Ukrayna güçleri haliyle yerdeki topçulara net bilgi veremedi. Kör kalan Ukrayna topçularının bu dönemde isabet oranı giderek düştü. Hatta bazı yerlerdeki topçu birlikleri tamamen kör atış yapmaya başladı. Bu da arka planda mühimmatın hızla erimesine, hedeflerin etkisiz hale getirilememesine, Rusların ilerlemesine ve lojistik açıdan ciddi zorluklar yaşanmasına neden oldu. İşte bu noktada Ukrayna askerleri için dronlar bir kez daha can kurtaran oldu. Burada ilginç bir detaydan daha bahsedelim. Ukrayna nasıl yaptığını henüz tam olarak bilmesek de uçurduğu her drone'u bir şekilde birbiriyle ve diğer platformlarla konuşabilecek noktaya getirdi. Yani bir drone düşmanı gördüğünde bağlı olduğu sisteme otomatik olarak uyarı gidiyordu. Bu süreçte ABD'den çok hassas ve oldukça hızlı mühimmatlar alan Ukrayna için geriye sadece ateş tuşuna basmak kaldı. Rusya'nın sadece ön cephelerde değil, hattın arkasında dahi çok sayıda kritik deposunun vurulma hikayesi işte böyle başladı. Vurulan trenler, depolar, akaryakıt taşıyan tankerler ve zırhlılar derken günün sonunda Rus ordusu lojistik açıdan her geçen gün biraz daha çamura saplandı. Bugün geldiğimiz noktada bırakın 72 saatte Kiev'e varmak, Rusya'nın elindeki bölgeleri dahi savunmakta ciddi zorluklar yaşadığına şahit oluyoruz. Günün sonunda Rusya-Ukrayna savaşında aklınızda kalan en ilginç görüntü neydi diye soracak olsak, zihninizde beliren sahnelerin çoğunda dronların başrolde olduğuna görürsünüz. Çünkü dronelar bir savaşta ilk kez bu kadar sonuç alacak şekilde kullanıldı ve oyun değiştirici etkisi oldu. Askeri araştırmacı John Parashini bu durumu eskiden savaşın kaderini tanklar belirlerdi. Şimdi dronelar belirliyor cümlesiyle özetliyor. Evet, zehirli oku attık ve konuyu bir şekilde tanklara getirdik. Sizce de tankların devri bitti mi? Kimilerine göre dronlar başta olmak üzere sihalar ve kamikaze insansız hava araçları gibi faktörler tankların tabutuna son çiviyi çaktı. Kilometrelerce öteden en ufak bir riske girmeden gönderdiğiniz dronu tankın en hassas yerine çakmanız pek de zor değil. İşin daha da ilginci ne Rusya ne Ukrayna ne de son örnekte gördüğümüz üzere İsrail bunlara kesin bir çözüm de bulamadı. Biz yine de tankların savaş alanında halen çok büyük bir güç olduğu gerçeğini hatırlatıp yolumuza devam edelim. Ukrayna dronların inanılmaz etkisini görünce bir yandan da bu küçük canavarları kullanabilecek operatörler için kolları sıvadı. Bir yıl içerisinde ülkede 10 fazla operatör yetiştirildi. Bu da Rusya için riskin kat be kat artması anlamına geliyor. Peki burada küçük bir mola verelim. Madalyonun tersini çevirip işin Rusya tarafına kısaca göz atalım. Ukrayna tüm bunları yaparken Rusya gibi bir gücün eli kolu bağlı mı? Dünyanın en büyük askeri güçlerinden biri 2000 dolarlık drone'a karşı koyamıyor mu? Aslına bakarsanız Moskova bu iş için cidden çok çaba sarf etti. Her şeyden önce drone ile operatörün arasındaki iletişimi kesmeyi hedefledi ve bunu bir ölçüde başardı. Ayrıca tankların üstüne zırhtan kafes yaptı. Elindeki elektromanyetik sistemleri de kullandı. Günün sonunda Rus generaller üzerlerine düşenin çoğunu yaptı. Ancak hesap edemedikleri bir şey oldu. Starlink. Elon Musk'ın Ukrayna'ya Starlink hizmeti vereceğini duyurduğu günü hatırlıyor musunuz? Biz çok iyi hatırlıyoruz. Konuştuğumuz kaynaklar bunun savaştaki en büyük kırılmalardan biri olacağını söylüyordu ve biz de gelişmeleri an be an size aktarıyorduk. Gerçekten de öyle oldu. Kesintisiz uydu iletişimine kavuşan Ukrayna, kesintisiz uydu iletişimine kavuşan Ukrayna sadece dronlarla değil, aynı zamanda insansız kamikaze hava ve deniz araçlarıyla Putin'in Rusyasını çok zor duruma düşürdü. Elon Musk'ın Starlink hamlesiyle birlikte Kerç Boğazı'nda yaşananlar, Kırım Köprüsü'nün vurulması, Rus donanmasının sancak gemisinin Ukrayna sidaları ile tanışması gibi son derece kritik gelişmeler birbirini izledi. Hem batıdan gelen çok etkili füze, roket ve diğer sistemlere hem de Starlink'e kavuşan Ukrayna bu noktadan sonra bir şekilde Rus topraklarını savaşa taşımayı başardı. Ukrayna savaşın ilk aylarında hava unsurlarını kaybedince nasıl bir zorlu denkleme girdiğini yukarıda anlatmıştık. Kiev'in hamlelerinden sonra benzer bir senaryo Rusya içinde yaşandı. Bir yandan uzun menzilli, hassas güdümlü mühimmat stokları azalan Moskova, diğer yandan hava üstünlüğünü kuramamanın bedelini ödemeye başladı. Bir süre sonra çanlar Kremlin içinde çalmaya başladı. Ortaya konan hedefleri tutturamayan Rus generallerden biri gidip diğeri gelse de istenen başarı bir türlü kendini göstermedi. Bu dönemde dünya medyası Rusya'nın Ukrayna'ya attığı çok sayıda güdümsüz topçu vermesi, roket ve füzenin şehrin farklı noktalarına körlemesine düştüğü anları ekranlarına taşıyordu. Aslında Rusya'nın elinde kısa ve orta menzilli balistik füzeler yok değildi. Ancak bunları Ukrayna'ya karşı sık kullanmak arka planda muhtemel bir NATO ya da diğer tehdide karşı elde avuçta bir şey kalmaması anlamına geliyordu. Putin ve kurmayları bu riski almadı, belki de alamadı. Rusya parantezini burada kapatalım ve ana konumuza Ukrayna'nın dronları meselesine devam edelim. Dronları bir ağa eklediğini ve ağdaki tüm unsurların birbirleriyle haberleşebildiğinden bahsetmiştik. Ukrayna aslında bunu askerlerle yapmadı. Ülkede teknoloji meraklısı gençler olarak kendini tanıtan gruplar bu işte öne çıktı. Yaptıkları bir uygulamayla dronun çektiği görüntünün tam konumu ve gerçek zamanlı bilgisi andık olarak topçu ve tank savar birliklere yollanıyordu. İşte bu esneklik Ukrayna'nın en büyük kazanımlarından biri oldu. Eğer düşman mevkilerini belirlemek istiyorsanız normal şartlarda oraya özel kuvvetlerinizi gönderirsiniz ve belki de elinizdeki elit birliğin bir kısmını kaybedersiniz. Ukrayna'nın yaptığı tek şey ise riskli bölgelere birden fazla drone göndermek oldu. İşler bir süre sonra öyle bir noktaya geldi ki neredeyse sağdaki her Rus askerine iki Ukrayna drone'u düşüyordu. Ve inanın dronlarla elde edilen görüntülerin Rus askerleri üzerinde yarattığı psikolojik etki en güçlü silahlardan bile daha etkiliydi. Konunun meraklılar için ucundan olsa da biraz da işin teknik boyutuna bir göz atalım mı ne dersiniz? Ukrayna sahasında kullanılan droneları 4 ana gruba ayırmak mümkün. Birincisi ve en yaygını ticari ve taşınabilir dronelar olarak tanımlanıyor. Evet, sizin de aklınıza gelen küçük, basit ve ucuz dronelardan bahsediyoruz. Ukraynalılar buna do it yourself, Türkçesi kendin yap adını veriyor. Basit bir drone nispeten daha gelişmiş kameralar, bir miktar patlayıcı ve küçük kanatçıklarla donatılıp sahaya sürülüyor. Çoğunlukla alçak irtifa ve kısa mesafelerde kullanılıyor. Diğer ürün grubunu kamikaze ihalar ya da intihar droneları olarak adlandırmak mümkün. Ve tabii ki diğer madde uzaktan pilotlu araçlar. Yani insansız hava araçları. Bir diğer de işte SİHA'lar ve Ukrayna için konuşursak doğrudan Bayraktar TB2'ler. Ukrayna'nın bu savaşın başında ilk ve en büyük etki Türk SİHA'larıyla yaptığı sır değil. Ülkenin elinde kaç adet TB2 olduğu henüz bilinmiyor. Son maddemizde yüksek irtifa İHA'lar var ki bunları Ukrayna'nın sahada kullandığına dair bir işaret henüz yok. ABD'nin milyonlarca dolarlık kendi yüksek irtifa İHA'larını Ukrayna'ya vermesi bir ara sıkça konuşuldu. Ancak Washington yönetimi bir şekilde bu talebi şimdilik pas geçti. Şimdi gelelim sonuca. Önce temel çıktılarımıza bakalım. Birincisi her ne olursa olsun dronlar artık havadan video çeken küçük şirin aletlerin çok daha ötesinde anlamlar taşıyor. İkincisi halen çok ucuzlar. Karşılarındaki tanklar, gemiler, zırhlı birlikler ve diğer unsurlar düşünüldüğünde maliyetleri düşük, etkileri yüksek. Bu gerçeklik onları uzun bir süre daha harp sahasında göreceğimizin en önemli işareti. Bir F-35 parasını 55 bin orta seviye drone almak mümkün. Üçüncü çok geniş kitleleri terörize edebiliyorlar. Daha basit bir anlatımla gökyüzünde uçan dronelar her an bizim üzerimize de düşebilir korkusunu binlerce kişiye verebiliyor. Ayrıca droneları sivil unsurlara karşı kullanmak da diğer askeri gereçlere oranla çok daha basit. Dördüncüsü, bu tür bir araca erişmek çok ama çok kolay. İsterseniz bu videoyu izledikten sonra bir alışveriş sitesine girin ve kendi gözlerinizle görün. Paranız varsa istediğiniz dronun kapınıza gelmesi en fazla bir hafta sürecek. Üstelik çoğunda kargoda ücretsiz. Beşinci maddeye yapay zekayı, 3D baskılara erişimin kolaylığını, kolay ve kablosuz bağlantıları koyuyoruz. Bunlara sahipseniz muharebe sahasında harikalar yaratacak bir drone oluşturmak için her şeyiniz var demektir. Helva yapıp yapmamak size kalıyor. Ukrayna ordusunu milyarlarca dolara değil sadece binlerce dolara mal olan bu başarısı herkesin üzerine düşeni alacağı bir musibete döndü. Bir musibet bin nasihatten iyidir diye boşuna dememişler. İlk ders ev sahibine yani Ukrayna'ya. Kiev yönetimi bu savaşla birlikte teknolojik dönüşümün askeri yapılarda esnekliğin ve hızla ayak uydurmanın nedenle önemli olduğunu gördü. Bugün geldikleri noktada ülke içinde çok sayıda şirket doğrudan i̇ha yapımı işine girdi. 2024'te belki de 1 milyon drone sahibi olma hedefine tam gaz devam ediliyor. Ayrıca sahayı doğrudan etkileyecek teknolojik yazılımlar için de ciddi bir ekip ayrılıyor. Tüm bunlar Ukrayna için drone, yapay zeka, koordinasyon ve kesintisiz uydu iletişimi gibi konulara odaklanmak anlamına geliyor. Rusya'nın aldığı dersler haliyle daha farklı. Ukrayna'yı vuracağı hatta belli başlı bölgelere askeri müdahale edeceği uzun yıllardır biliniyordu. Onlar bu uzun yılları anlaşılan o ki pek de bir şey üreterek geçirmedi. Zırhlılar, topçular ve uçaklar gibi geleneksel askeri düşüncenin başarıyı getireceğine inandılar. Ama öyle olmadı. Rus ordusunun eğitimden örgüt şemasına, kültüründen lojistik planlamasına, asker alım sürecinden kurma zekasına kadar neredeyse tüm omurgasının baştan el alınması gerektiği net bir şekilde görüldü. Gelelim Çin'e. Kolay değil. Dünyanın yeni süper gücü olmaya en yakın adaydan bahsediyoruz Çinlilerin ne kadar hızla savaş platformları inşa ettiğine dair haberleri hatırlıyorsunuz değil mi? Özellikle ABD uyduları tarafından gözetlenen Çin limanlarında dev askeri gemilerin haftalar içinde yapıldığı haberleri önümüze düşüp durdu yıllarca. İşte Ukrayna savaşı sonrası Çin de kendine düşen dersi alt. Uçak gemilerine ve büyük deniz platformlarına milyarlarca dolar ayıran Pekin yönetimi dronların ya da insansız deniz araçlarının ortaya koyduğu etkiyi görünce muhtemelen şapkasını bir kez daha önüne koyup biz nasıl önlemler alabiliriz diye düşünmeye çoktan başlamıştır. Dronların Ukrayna savaşındaki sahaya etkileri 3 aşağı beş yukarı böyle. Biz ne mi düşünüyoruz? Keşke diyoruz. Keşke drone dendiğinde aklımıza sadece ondan korkan çocuklar, çobanlar, sevimli kedilerle ilgili masum videolar gelseydi. Keşke gittiğimiz düğünde sevdiklerimizle beraber ona el salladığımız anları hatırlayıp yüzümüzdeki gülümsemeyle kalsaydık. Ama bunlar artık zihnimizin çok gerisinde kaldı. Artık drone dendiğinde aklımıza acı gözyaşı, savaş ve maalesef an be an kaydedilen ölümün soğuk yüzünden fazlası gelmiyor. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama röportajın devamını okuduğunuzda aslında temel olarak bahsettiği meselenin dronlar başta olmak üzere Ukrayna'nın sahip olduğu insan savaş araçları olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyordu. Ellerindeki dronların ortalama fiyatı 2000 dolarken vurdukları Rus hedeflerin değeri milyonlarca dolara karşılık geliyordu. Bu gerçekten de dünyanın bugüne kadar şahit olduğu en dengesiz ya da terimi doğru kullanırsak asimetrik açıdan en ilginç savaşlardan biriydi.